büyük abdestimizi yaparken kanamadan bahsettiniz. Bu bir sinyal midir? Karın ağrısıyla gelen hastalarda işte bazı alarm belirtilerden bahsetmiştik. Bulantı, kusma, ateş, kilo kaybı, gece ağrıların olması. Bunlardan biri de mesela idrarda veya büyük abdestte kan görülmesidir. Büyük abdestte, idrarda kan bulunca insanlar bir şekilde tedirgin olup hemen hekime gidiyorlar. O konuda bir sıkıntı yok ama büyük abdestte kanama olunca maalesef çok hasta bunu atlayabiliyor. Çok yaygın hemoroidlerden dolayı bu kanamalar olduğu için insanlar o kanada oldukları için genellikle büyük abdestteki kanamalarını önemsemezler. Bazen de utandıkları için. Ama büyük abdestteki kanamalar, bu kakada gördüğümüz kan bizim için aslında her zaman için çok önemlidir. Çok önemli hastalıkların belirtisidir. Muhakkak ki araştırılması gerekiyor. Hastada bilinen hemoroid dahi olsa, yani gözle görülür, yani bilsek orada hemoroid var, çatlak var, daha önce tanı görülmüş, yine de kanama olduğu zaman bu sık tekrarlıyorsa muhakkak bağırsaklara bakmak gerekiyor. Bağırsak tümörlerinin en sık belirtisi kanamalardır. Bazen hasta bunu fark ediyor, bazen fark etmiyor. Biz özellikle ileri yaştaki hastalarda bir kansızlık varsa, bir demir eksikliği varsa, büyük abdestinde kanama olmasa dahi gözle görülen veya mikroskopik, yine de biz muhakkak ki mide ve bağırsak endoskopilerini isteriz. Acaba burada bir tümöral bir durum mu var veya tümör oluşmasına yol açabilecek bir durum mu var? Bir ön polip dediğimiz durumlar mı var? Bunları biz irdeleriz. Kanama varsa, tekrarlıyorsa muhakkak ki kolonoskopi, gastroskopi yapılması gerekiyor. Mide ve bağırsakları incelemek gerekiyor. Hemoroid çok yaygındır, pek çok insanda vardır ve hemoroid olan bir insanda kanama her zaman hemoroide bağlı değildir. Bazen altta çok daha ciddi hastalıklar olabiliyor. Ayşegül Hocam, tanısal açıdan riskli hastalardan bahseder misiniz? Karın ağrısı açısından bizim için en riskli olan grup ani ve şiddetli başlayan karın ağrılarıdır ve sürekli artış gösteren karın ağrılarıdır. Bunlarda da genellikle ani mide bağırsak yırtılması, yani iç organların kendiliğinden yırtılmasından kaynaklanabiliyor ve bunlarda vakit kaybetmeden cerrahi müdahale çok önemli. Peki Ayşegül Hocam, ağrısı olanlara tavsiyeleriniz olacak mı ziyaretlerinize? Yani karın ağrımız varsa öncelikle bir hekime gidip bunun tetkik edilmesini öneriyoruz. Yani bu böyle çok kısa sürüyorsa, bir günlük bir şeyse, hatta bir gün değil böyle birkaç saatlik bir şeyse biraz beklenebilir. Ama uzun süren, günlerce süren bir ağrıysa bunu tetkik etmek gerekir. Yani hekime gitmek dışında bir şey önermeyeceğim. Böyle bir şey beklemesinler bizden hastalarımız. Peki karın ağrısı ve mide dediniz. Karnı ağrıyan bir kişinin neden midesi ağrır? Şimdi halk arasında en çok bilinen mide ağrısıdır. Hasta çoğu zaman kimse bize benim pankreasım ağrıyor, benim safra kesem ağrıyor, benim karaciğerim ağrıyor diye gelmez. Hepsi bize mide mi ağrıyor diye gelir. Hekim olarak biz onun ayrıcı tanısını yaparız. Evet, pek çoğu belki mideden kaynaklanan bir ağrıdır ama mide ağrısı olarak bilinen ağrıların bir kısmı pankreas, safra ve karaciğerle ilgilidir. Hatta bazen apandisit bile mide ağrısı gibi başlayabilir. Ayşegül Hocam, endoskopi yapılması gerekir mi? Şöyle, eğer hastada karın ağrısıyla birlikte demin bahsettiğimiz alarm belirtiler varsa, kilo kaybı, iştahsızlık, gece uyandıran ağrılar, kabızlık gibi veya büyük abdestte kanama gibi şikayetler varsa, muhakkak ki gastroskopi ve kolonoskopi dediğimiz endoskopik yöntemle, yani kamerayla hem mide ve hem bağırsakların incelenmesi gerekiyor. Ama çok kısa zamanda başlayan bir ağrı, işte kan tahlili yapılır, idrar tahlili, ultrason yapılır, gaz sancısı olabilir veya bir enfeksiyon olabilir. Kısa süreli bir tedavi verirsiniz. İlk defa olmuştur bu ağrı. Geçerse sıkıntı yok ama tekrarlarsa muhakkak ki yine endoskopik yöntemlerle araştırmak gerekiyor. Ama uzun süreli bir ağrıysa, diyelim ki bu bir ayı geçen bir karın ağrısı ise, muhakkak ki her türlü tetkiki yapmak gerekir. Her şeye bakmak gerekir.